Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi geldik parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların integrallerini öğrenmeye. Araya bir de küçük bir not da katacağım arkadaşlar bir sonraki sayfamızda. Ondan sonra devam, parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların integrali ile ilgili bol bol soru çözeceğiz inşallah. Şimdi bu mevzu önemli ve bir o kadar da basit bir mevzudur dostlarım. Hem parçalı hem mutlak değerli fonksiyonlar için konuşuyorum. İşimiz kritik noktayla. Kritik noktaya göre integrali parçalamaya çalışacağız dostlar. Bize verilen parçalı fonksiyonda veya mutlak değerli fonksiyonda ilk önce kritik noktayı belirleyeceksiniz. Bu kritik nokta integralin sınırlarının arasında mı kalıyor, dışında mı kalıyor? Buna bakacaksınız. Ona göre de integrali parçalayacağız dostlar. Şimdi gelin mevzuyu daha da iyi öğrenmeniz adına birkaç tane örnek yapalım. Çok daha iyi otursun her şey arkadaşlar. Şimdi bakınız birinci sorumuza dostlarım. Birinci sorumuzda kritik noktamız 1. Kritik nokta 1. Bize verilen integralin sınırlarına bakın, eksi 1 ile 3. Peki 1 dediğimiz şey eksi 1 ile 3'ün arasında mı? Evet. 1 dediğimiz sayı eksi 1 ile 3'ün arasındaysa ben bu integrali parçalayacağım. Neye göre parçalayacağım? Bir eksi 1'den 1'e. Sonra birden de 3'e diyerek iki parçaya ayıracağım arkadaşlarım integrali. Yani şöyle yapacağız. Bu integrali bir eksi 1'den kritik noktama 1, bir de birden 3'e diyerek iki farklı integrale ayırdım dostlarım. Ve şimdi eksi 1'den 1'e bizim kritik noktamızda x için, x büyük 1 için 4'ü kullanın diyor dostlarım parçalı fonksiyonda. Birden küçük olduğu yerlerde de 2'yi kullanın diyor. Şimdi buraya hangisini yazacağız? Bir de onu belirleyelim arkadaşlar. Şimdi eksi 1 ile 1 aralığına hangisi uyuyor? Bakın üstteki ifade uyuyor. Yani birden küçük değerler için 2'yi kullanın diyor. O yüzden ben fonksiyonun olduğu yere 2'yi yazıyorum. Dx. Araya artımı koydum. Şimdi birden 3'e. Yani birden büyük değerler için de 4'ü kullanın diyor. O yüzden buraya 4 yazdım. Dx. İşte benim aradığım cevap buymuş. Bu integrali kritik noktaya göre iki parçaya ayırdım. Hadi devam edelim, gerisini de yapalım. 2'nin integrali 2x'tir. Sınırlarımız eksi 1'den 1'e. Artı 4'ün integrali 4x'tir. Sınırlarımız 1'den 3'e. Şimdi getirelim, bir de bu sınırları yerine yazalım. 1 yazarsak 2 olur. Eksi 1 yazarsak eksi 2 olur. Arada da eksi vardı. Artı 3 yazarsak 12, 1 yazarsak 4, arada da eksi vardı. Burası 4 yaptı, burası 8 yaptı. 4'te de 8'in toplamı 12 çıktı. Aradığımız cevap dostlar. Evet, geldik. Bakın 3 parçadan oluşan bir fonksiyonumuz var. Şimdi kritik noktalarımız 2 ve eksi 1. Eksi 1 ile 2. Şimdi eksi 1 ile 2 bu iki değerin arasına mı denk düşüyor, buna bakacağız. Yani şöyle yapacağız arkadaşlarım. Sayı doğrusu gösterelim bu sefer de. Şimdi eksi 2 burada, 4 de burada olsun. Eksi 1 dediğimiz yer şurada, 2 dediğimiz yer de şuralarda bir yer. Bakın eksi 1 ile 2 benim eksi 2 ile 4'ün yani integral sınırlarımın arasına girdi. O halde ben bu integrali 3 parçaya ayıracağım. Bir eksi 2'den eksi 1'e, sonra eksi 1'den 2'ye, sonra 2'den de 4'e diyeceğim. 3 parçaya ayıracağız. Hadi ayıralım. İntegrali eksi 2'den eksi 1'e ayırdık. Artı, sonra yine integrali eksi 1'den 2'ye kadar ayırdık. Artı, son olarak integrali 2'den 4'e kadar ayırdık. Şimdi buraya hangi fonksiyonları yazacağız, buna bakalım. Şimdi eğer ki diyor 2'den büyükse senin ifaden, 3x kareyi kullan. Bakın 2 ile 4'ün arası 3x kare için uygun. 2'den büyük değerler. O yüzden buraya 3x kareyi yazdım. Dx. Eksi 1 ile 2, yani 2'den küçük, eksi 1'den büyük sınırımız var burada. O yüzden burada 4'ü kullan diyor. 4 yazdım yanına dx. Demek ki buraya da eksi 1'den küçük değerler için de 2x fonksiyonunu kullan diyor. Dx'i yazdım dostlar. Hadi gelin şimdi bu integralleri de alalım. Şu adamın integrali 2 çarpı x kare bölü 2'den x kare, sınırlarımız eksi 2'den eksi 1'e. Artı 4'ün integrali 4x,
sınırlarımız eksi 1'den 2'ye artı, bu da 3x küp bölü 3 yapar. Yani sadece x küp kalır 2'den 4'e. Şimdi tekrar sınırları da yerine yazalım. Eksi 1 yazarsam 1, eksi 2 yazarsam 4, arada da eksi var. Artı 2 yazarsam 8, eksi 1 yazarsam eksi 4, arada da eksi var. Artı 4 yazarsak 64, 2 yazarsak da 8, arada eksi var dedik. Bundan sonrasını toparlayalım. Şurası eksi 3 yapar. Burası 12 yapar. 12, eksi 8 daha 4. Eksi 3 de buradan 1. 64 buradan 65 geldi sorumuzun cevabı arkadaşlar. Evet, geldik 3. örneğimize. Bakın burada da mutlak değerli bir ifadenin integralini alacağız. Şimdi önce mutlak değerin kritik noktasını bulalım. İçini 0 yapacaktık, 1. Şimdi kritik nokta 1. Peki 1, eksi 2 ile 3 arasında bir yerde mi? Evet, kesinlikle ikisinin arasında bir yerde. O halde ben bu integrali bir eksi 2'den 1'e, 1'den 3'e diye ayırmak zorundayım arkadaşlarım. Hadi ayıralım. Eksi 2'den 1'e mutlak değer x eksi 1 diye ayırdım, dx. Artı 1'den 3'e mutlak değer x eksi 1 dx diye ayırdık. Şimdi eksi 2 ile 1, 1'den küçük bir sayılar var yani burada. Eksi 2'den büyük sayılar var demek. Peki mesela 1'den küçük, eksi 2'den büyük bir sayı 0. Atalım. 0 yazdığımda bu mutlak değerin içi nasıl çıkıyor dışarıya? Eksi işareti alıyor değil mi 0 yazdığımda? Veya buraya bakalım. 1 ile 3 arasındaki sayılar için bu mutlak değer. Mesela atın bir tane 2. 2 yazdığımızda bu nasıl bir sayı çıkıyor? Artı bir sayı çıkıyor dışarıya. Yani bu negatif çıkıyor, bu artı çıkıyor. O halde bunu eksi ile çarparak çıkartacağız. Yani eksi 2'den 1'e eksi x artı 1 dx'miş bu integral. 1'den 3'e bunu da artı çıkartacağımız için aynen çıkartıyoruz. 1'den 3'e x eksi 1 dx'miş. Evet, bundan sonrası integral alma muhabbeti arkadaşlarım. Hemen alalım. Eksi x'in integrali eksi x kare bölü 2 artı 1'in integrali de x. Sınırlarımız eksi 2'den 1'e artı x'in integrali x kare bölü 2 eksi 1'in integrali de x. Sınırlarımız 1'den 3'e diyelim. Şimdi çok da fazla uzatmayacağım bundan sonrasını arkadaşlarım. Zaten siz hemen yerine yazıp geri kalan işlemleri halledersiniz. Cevaba bakıp 13 bölü 2 olduğunu gördüm ben. Sorunun cevabı 13 bölü 2'ymiş. Evet, geldik bir tane daha yapalım. 4. örneğimiz yine mutlak değerle ilgili bir örnek. Önce kritik noktayı buluyoruz. İçini 0'a eşitledik. X eşittir 3. X eşittir eksi 3 geldi. Kritik noktalarımız bunlar. Eksi 3 ile 3. Şimdi bunu yine şöyle sayı doğrusunda göstereyim. Bakın eksi 4 burada. Eksi 3 burada. 3 burada. 5 de buralarda bir yerde. Yani biz integrali 3 parçaya ayırıyormuşuz arkadaşlarım bu durumda. Bir eksi 4'ten eksi 4'ten eksi 3'e kadar artı eksi 3'ten 3'e kadar artı bir de 3'ten 5'e kadar olmak üzere 3 parçaya ayıracakmışız biz bu integrali. Peki eksi 4 ile eksi 3 arasında bir değer yazarsam ben bu integrale, benim bu integralim nasıl çıkar dışarıya? Pozitif çıkar. Bu mutlak değer nasıl çıkacak? Pozitif. Pozitif çıkacağı için aynen yazıyorum. X kare eksi 9 dx. Peki eksi 3 ile 3 aralığında bir sayı versem ben burada x yerine, İntegralin sonucu nasıl bir şey çıkar? Negatif. Negatif çıktığı için eksi ile çarpıyorum. Eksi x kare artı 9 dx. 3 ile 5 arasında bir değer verdiğimde bu nasıl çıkacak dışarıya mutlak değer? Pozitif çıkacak. O halde aynen yazıyorum. X kare eksi 9 dx. Şimdi bundan sonrası integral alma. Hemen alalım. X karenin integrali x küp bölü 3 eksi yanında da 9x var. Sınırlarımız da eksi 4'ten eksi 3'e. Artı
Bunun integrali eksi x küp bölü 3 artı 9x'tir. Sınırlarımız da eksi 3'ten 3'e. Artı bu adamın integrali de integralini aldık. X küp bölü 3 eksi 9x'tir. Sınırlarımız 3'ten 5'e diyeceğiz. Şimdi bundan sonrasını yine çok fazla uzatmayacağım arkadaşlarım. Siz zaten bu sınırları yerine her türlü yazarsınız. Cevabı da 54 bulacakmışız diyor. Evet, şimdi şurada küçük bir bilgi daha vereceğiz dostlarım. İntegral işareti altında türev diye bir bilgimiz var. Yukarıda formülünü verdik zaten dostlarım. Sınırlar eğer ki, bakın bir integralin sınırları yine bir fonksiyona bağlı sınırlarsa, yani normal tam sayı değil veya herhangi bir sayı değil de x'e bağlı, y'ye bağlı bir fonksiyonsa, bu durumda diyor ki amca şöyle bir kural yapabilirsiniz. Yani şu integralin türevini alırken şöyle bir şey yapabilirsin diyor. Şimdi fonksiyonun içine önce üst sınırı yazıyorsun, çarpı yanına yine üst sınırın türevini alıyorsun. Bakın neymiş? Fonksiyonun içine üst sınırı yaz, çarpı üst sınırın türevi. Arada eksi var. Aynı şeyi şimdi alt sınır için yapıyorum. Fonksiyonun içine alt sınırı yazıyorum. Alt sınırı yazdıktan sonra da bir de alt sınırın türeviyle çarpıyorum. Hadi şimdi gelin şu birinci örneğimize bir bakalım arkadaşlarım. Bir numaralı örnekte bakın bize diyor ki yine sınırlarımız bir fonksiyona bağlı ama bizden bu ifadenin türevini istemiyor. Türevini istemediği için üstteki formülü kullanmayacağım. Yani bunu karıştırmayın diye bilerek sordum dostlarım. İlla türevini istiyor diye bir kural yok. Türevini istemiyor burada. O halde sen normal integralini alacaksın. Yani 2 çarpı t kare bölü 2 eksi t'dir bunun integrali. İkilerde gider hatta. Ve sınırlarımızda x kareye 2x. Şimdi sınırları da getirip yerine yazalım hemen. Bir x kare yazalım. T kare gördüğümüz yere x kare yazarsak x üzeri 4 olur burası. Eksi x kare yazarsam x kare. Arada eksi var. Şimdi 2x yazıyorum. 2x'in karesi 4x kare olur. Eksi 2x olur. Bunu da düzenlediğimizde arkadaşlarım x üzeri 4 eksi 5x kare artı 2x gibi bir ifade geliyor. Bakın sakın karıştırmayın. Burada türevini sormuyordu bize. Direkt integrali alın diyor. Şimdi buraya bakarsanız bakın burada ne var? Bir ifade, sınırlarımız x ve 2x ve bize türevini alın diyor. Buna benzer bir ifadeyle daha önce de karşılaşmıştık. Dedik ki eğer ki şu içerisi sabit sayı çıkıyorsa direkt cevabı sıfırdı. Çünkü sabit sayının türevi sıfırdır demiştik. Ama bakın bu sefer içerisi sabit sayı çıkmıyor. Sen bu integrali aldığında sınırları yerine yazarsan en son bulacağın şu parantezin içindeki ifade x'e bağlı bir ifadedir. Dolayısıyla x'e bağlı olduğu için x'e göre türevini alabilirsiniz dostlarım. O sebeple cevabı sıfır değil. Peki şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz öğretmenim? Gayet basit. Ne yapıyormuşuz? Yukarıdaki formülü kullanacağız dostlarım. Öncelikle bizim bir kere f dediğimiz yer fonksiyonumuz şurası. Bu fonksiyona içine önce üst sınırı yazıyorum. Yani t gördüğünüz yere 2x yazıyorsunuz. Şöyle oluyor. 4x kare, 2x yazarsak 6t, 6x pardon, bölü 2x eksi 1 çarpı üst sınırın türevi yani 2. Arada eksi var. Şimdi alt sınırı yazıyorum. Yani t gördüğüm yere x yazıyorum. X kare artı 3x bölü x eksi 1 çarpı alt sınırın türevi 1. İşte şu ifadenin türevini almanın sonucu buymuş dostlarım. Senin aradığın cevap direkt buymuş diyebilirsiniz. Peki 3 numaralı sorumuza bakıyoruz hemen. Diyor ki bize fx'in x eşittir 1 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi. Yani neyi soruyor bize? F'in türevinde 1 nedir diye bir soru soruyor değil mi dostlarım? F'in türevinde 1'i istiyor. Hadi gelin şu ifadenin türevini alacakmışız. Bakın bunun türevini almak neydi artık? Formülümüz yukarıda. Önce t gördüğüm yere 2x artı 3 yazıyorum. 2x artı 3'ün karesi artı 4 bölü 2x artı 3 artı 2. Çarpı diyorum. Buraya ne yazacağız dostlarım? Üst sınırın türevi. 2x artı 3'ün türevi nedir? 2. Şimdi araya eksiyi koydum.
Şimdi ne yapıyoruz? Alt sınırı yerine yazıyoruz. 3'ün karesi artı 4 bölü 3 artı 2 çarpı diyoruz. Alt sınırın türevi. 3'ün türevi 0. O halde şu kısım komple 0 çıktı arkadaşlarım. Buraya bakmamıza gerek kalmadı. Sadece burasıymış. İşte bu ifadenin türevi buymuş. Bu bizim f'imizin türevi. Peki bizden ne istiyor? X gördüğünüz yere 1 yazın diyor. Hemen yazalım. 1 yazarsak 2, 3 daha 5, karesi 25, 4 daha 29 bölü. 1 yazarsak 2, 5 daha 7 çarpı 2. O da eşittir. 58 bölü 7 çıktı sorunun cevabı. Evet, dördüncü örneğimize bakıyorum dostlarım. Bakın burada şimdi artık bunun cevabı 0. Neden olduğunu açıklayalım. Çünkü şurası şu işlemin sonucu. Sen sınırları yerine yazdığında, sınırlar yerine yazıldığında T'ye bağlı bir ifade çıkar burası. T'ye bağlı ifade olur. Ama bize diyor ki X'e göre türevini al. T'ye bağlı bir ifadede X olmadığına göre ben nasıl türevini alabilirim ki? Türevi ne olur? Sıfır olur değil mi? Çünkü X yok hiçbir ifadenin içinde. X'e bağlı olmadığı için sabit sayı kabul ederiz ve sabit sayı kabul ettiğimiz için de türevi sıfır. Yani olayın özü şu arkadaşlar. İntegralin türevini alacaksan şuradaki sınırın değişkeniyle bize istenilen türevin değişkeni aynı olacak. Aynı değilse sonuç sıfır. Bak bu ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde sınırların da değişkeni x, türevin de değişkeni x. O yüzden bu ifadenin türevi alındı. Türevi sıfır dışında bir şey çıktı. Ama sınırlarımızın değişkeni t, türevin değişkeni x olduğu için bunların aynı olmadığından dolayı sonuç sıfır çıktı diyebiliriz. Evet arkadaşlarım, bu ek bilgiden de sonra şimdi artık parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların öğreten sorularına geçebiliriz. Onu da bir sonraki videomuza bırakalım dostlarım. Hadi öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.